Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok güzel bir projeyi inceleyeceğiz. Bu proje henüz yeni çıktı. Token satışları falan daha birkaç ay önce gerçekleşti ve projenin henüz daha kısıtlı bir versiyonu sunuldu. Bayağı da ses getirdi yurt dışında. Bayağı istikballi bir proje. Maalesef ülkemizde kripto sektörü çok geriden takip ediyor. Bir proje ancak çıkıp çok büyük popülarite yaptıktan ve fiyatlar zirve yaptıktan sonra, piyasa hacmi yükseldikten sonra, yani çok ciddi kar fırsatlarını kaçırdıktan sonra ancak bizim kripto medyasının veya YouTuber'ların dikkatini çekiyor. Bu da çok üzücü bir şey. Biz YouTube ve Telegram kanalımız aracılığıyla yeni çıkan projeleri elimizden geldiğince incelemeye çalışacağız. İnşallah bazı fırsatları yurt dışı ile aynı anda zamanında yakalamaya çalışacağız. O yüzden bizi takip etmenizi tavsiye ederim. Kanalımıza üye olabilirsiniz. Ayrıca Telegram linki videoda olacak. Arkadaşlar, Polka Starter projesi. Basit ve genel anlatmaya çalışacağım. Eğer yatırım yapılabilir olduğuna inanırsanız lütfen kendi araştırmalarınızı kendiniz de yapın. Daha derin araştırın. Benim burada yaptığım yatırım tavsiyesi değildir. Çok derin analizlere de girip kimilerimizin bilgisi zayıf, kimilerimizinki yüksek. O yüzden elimden geldiğince basit ve genel anlatmaya çalışıyorum. O yüzden projeyle ilgilenirseniz daha derin araştırmanızı tavsiye ederim. Polka Starter çok basit bir şekilde söyleyecek olursak arkadaşlar, Uniswap benzeri işlevi daha fazla olan, daha kapsamlı, daha ileri özellikleri olan ve Uniswap'tan daha iyi olduğunu iddia eden bir merkeziyetsiz borsa, DEX platformudur. Özellikleri arasında ilk göze çarpan en önemli özellik cross chain swaps dediğimiz, yani farklı zincirlerden, farklı platformlardan olan kriptoları alıp satma imkanınız olacak burada. Bu ne demek oluyor? Bildiğiniz gibi Uniswap'ta sadece Ethereum platformu üzerine kurulu projelerin kriptolarını alıp satabiliyorsunuz. Birçok merkeziyetsiz borsada aynı işlevde açıkçası. Genelde bir platformu destekliyorlar. Bu yeni çıkan merkeziyetsiz borsalarda çok mühim bir özellik. Türünün ilk örneği diyemeyiz. Başka rakipleri de üzerinde çalışıyorlar. Ama Polka Starter ilklerden biri. Yine hiç kimse de olmadığını zannettiğim, yani ben daha önce duymadım başka projelerde, Fixed Swaps. Yani hem inişli çıkışlı fiyatlarla satın alma hem de sabitlenmiş fiyatlarla satın alma imkanı sunacak size bu borsalardan alım yaparken. Çok önemli. Buna değineceğiz birazdan. İşte üç kağıda karşı önlemleri olduğunu, bununla ilgili fazla detay vermemiş. Herhalde ilerleyen dönemlerde tam olarak ne olduğunu açıklayacaklardır. Full KYC Integration. Arkadaşlar, bu da biliyorsunuz normal merkezi borsalarda üye kayıt yapıp bazen kimlik fotokopisi falan istiyorlar. Bunu buraya opsiyonel koymuş. Tabii ki de Ledger veya MetaMask'la buraya girip alışverişinizi yapabileceksiniz ama bazı özel durumlarda özel açık arttırmalar olacak misal. Oralarda kimlik bilgisi isteyecekler. Herkesin katılamadığı satışlar olacak. Bu da yine Polka Starter'ın özelliklerinden bir tanesi olacak. İşte her merkeziyetsiz projede olduğu gibi topluluk tarafından yönetileceği ve tabii ki de üye olmadan da direkt burada likidite havuzu veya kripto satışı başlatabileceksiniz. Sabit takas havuzu burada bahsettiğimiz şey arkadaşlar. Bunun en önemli özelliklerinden biri, ben buradan direkt okuyayım size isterseniz. Kontrol mekanizmalarının eksikliği, yani haksız token dağıtımı ve likidite kilim çekimleri. Buna rug pull diyorlar arkadaşlar. Zaten eğer merkeziyetsiz borsalardan alım yaptıysanız bu en büyük tehlikelerden biri. Çok insan para kaybediyor bu yapılan üç kağıtla. Bunun önüne geçmeye çalışmışlar bu özellikle. Fiyat ne yaparsanız yapın sabit. Açıldığı ilk günden stoklar tükenene kadar aynı fiyattan bu kriptoyu alıyorsunuz. Sonra zaten kripto tükendiği zaman satış kapanmış oluyor. Özel yatırımcıların token dökümlerini
önleyin. Bu da yine bazı yatırımcıların manipülasyon yaparak alıcıları, ufak alıcıları genelde zarara uğratmasının önüne geçeceğinden bahsediyor. Ve kripto sunma maliyetlerinin daha az olacağını söylüyor. Peki faydaları nedir? Biraz daha burada açıklamış. Ben önemli yerlerini burada highlight yaptım. Polkastarter sabit bir döviz kuru sağlayarak yatırımcılar tam olarak ne kadar ödeyeceklerini ve ne kadar aldıklarını bilirler. Yani sen bugün 1 dolara aldın, 3 gün sonra bir başkası 5 dolara alamıyor veya tam tersi. Bu da çok güzel bir şey açıkçası. Herkese eşit seviyede kripto alma imkanı sunuyor. Bu da üç kağıtın da önüne geçiyor açıkçası. Çünkü fiyat yükselirse ucuzdan alan arkadaş onun yüklü bir miktara ulaştığı zaman satıyor. Ondan sonra siz pahalıya almışken sizin aldığınız kriptonun fiyatı da atıyorum 2 dolar aldıysanız 50 sente düşüyor. Çok büyük zarara uğrayan insanlar var bu yöntemlerle. Bunun da önüne geçmiş oluyorlar. Mükemmel bir özellik bence. Benim bildiğim kadarıyla bunu başka yapan bir merkeziyetsiz borsa da yok. Eğer varsa da lütfen aşağıya yorum yazın. Ben de bilmek isterim açıkçası. Bu satılan token miktarının fiyat oynaklığıyla birlikte büyük ölçüde değiştiği Initial Dex Offering modelinden tamamen farklıdır. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Yukarıdakiyle bağlantılı devamı niteliğinde. Token sahiplerinin geniş dağılımı. Burası da çok önemli. Coğrafi ve demografik olarak dağılmış çok sayıda kripto sahibine sahip olmak, kripto projesi olarak sahip olunması gereken önemli bir avantajdır. Birçok merkezi kripto sahiplerinin, merkezi borsa kripto sahiplerinin miktarına ve konumuna bir projenin listelenmesine bu şekilde karar veriyorlar. Diyelim ki dünyanın ücra bir köşesindesiniz, dezavantaj olabiliyor size vesaire. Uygun fiyat tabii ki. Polkastarter toplanan fonların projeye ait olduğuna inanır. Alternatif olarak ilgilenen kripto sahiplerine istedikleri kriptoları makul bir fiyata elde etmeleri için fırsat verilir. Artıları ne arkadaşlar bu projenin? Farklı blok zinciri protokolleriyle birlikte çalışabilirlik. Daha önce de bahsettiğim gibi yukarıda bu projede diğer blockchain projeleriyle uyumlu olacağı için birbirleri arasında alışveriş daha geniş faaliyet gösteren borsa imkanı olacak. Yine izinsiz kripto listelenmesi, izin almadan permissionless, kriptolar arasında çapraz zincir takası. Yani burada sadece Ethereum kökenli değil, birçok platforma ait kriptoyu alabileceksiniz. Bitcoin ile Ethereum alabileceksiniz. Ethereum'u ADA'ya çevirebileceksiniz. ADA'ya DOT'a çevirebileceksiniz veya Polkastarter'a vesaire. Yine yeni çıkan DEX projelerinde olmazsa olmaz bir özellik. Polkastarter'da tabii ki en güncel projeyi yapmaya çalıştığı için bu önemli özelliği eklemiş. Eksileri ne? Şu an fiyat çok düşük olduğu için piyasa hacmi bayağı volatil. Yani 40 sente aldığınız bir şey 20 sente de düşebilir. 20 sente aldığınız bir şey 1 dolara da çıkabilir. Uzun vadeli yatırımlar için bu bir sorun değil. Ama day traderları bilemem. Ben zaten kaldıraçlı işlem yapan insanların tam olarak kripto yatırımcısı olduğuna açıkçası inanmıyorum. Yaptıkları işe saygım var. Nasıl para kazanmak isteyecekleri tamamen kendi tercihleri. Yalnız bizim burada öncelikli tavsiyemiz kriptoya giren arkadaşların gerçekten bu piyasa çok volatil, kaldıraçlı işlemler vesaire gerçekten ne yaptığınızı bilmiyorsanız alanınızda çok iyi değilseniz çok dikkat edin derim size. Bizim burada yaptığımız bütün incelemelerde uzun vade odaklı anlayış içerisinde incelemeler. Yani günlük alım satım yapan arkadaşlar biraz daha farklı düşünebilir. Onlara da saygı duyarız. İşlem hızı çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz Ethereum çok yavaş. Artık zaten kapasitesinin de sonuna gelmiş durumda. Bu yüzden Ethereum'dan yavaş yavaş çıkışlar, daha hızlı platformlara geçişler başladı. Bunlardan bir en önemli platform da Polkadot. Zaten Polkastarter da Polkadot platformu üzerine kurulu bir proje. Tabii bu projenin en büyük avantajlarından biri çok ciddi işlem hızına sahip olması. Teorik olarak saniyede 160 bin işlem TPS yapabiliyorsunuz. 1 milyona kadar çıkabilir diyor. Tabi bu teorik olarak %100 bu kadar olacak diye bir şey yok. Ama bildiğimiz bir gerçek var.
Polkadot gerçekten Ethereum'dan daha hızlı bir platform. Yönetim. Pol sahipleri Polkastarter ekosistemine katılabilir. Mainnet'te oylamalara katılabilir. Projenin geleceğine yön verebilir arkadaşlar. Yine benim en sevdiğim özelliklerden biri, toplulukların yönettiği projeler gerçekten merkezi projelerden çok daha avantajlı. Zaten kriptonun doğası da merkeziyetsiz olması. Bunun da ilk şartı mümkünse bütün yönetimin topluluğun eline geçmesi. Polkastarter'ın kriptosunun adı Poz arkadaşlar. Poz jetonunun dolaşımdaki arzı, burayı toplam arzı yazacaktım. Pardon, özür dilerim. Toplam arzı yaklaşık 100 milyon adet. Şu an dolaşımdaki arz, ilk kilitler açıldı, 37 milyon dolar. Pardon, 37 milyon adet. Piyasa hacmi henüz 15 milyon dolar. Benim bu incelemeyi yapmamın sebebi bu proje henüz daha çok bebek, yolun başında. İlk günden beri takip ettiğim bir proje. Yurt dışındaki bütün uzmanlardan olumlu not almış bir proje. Şu ana kadar attığı adımlar, yol haritasına sadık kalışları, gerçekten topluluk da bayağı benimsedi. Telegram gruplarında yaklaşık 10 bin, 9.875, 10 bin kişi var. Çok ciddi bir rakam. Bayağı iyi bir rakam. Şeye bakmıştım arkadaşlar. Scan'a bakmıştım. Orada ne durumda diye. En son baktığımda bayağı bir 12 bin cüzdan falan vardı. Şu an ne kadar bilmiyorum ama çok hızlı yükseliyordu. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse 15 bine yaklaşmış. Bu da projenin tutulduğuna dair bir ipucudur. Bu tip şeyleri takip ederseniz, incelediğiniz projelere nelere bakacağınızı bilirseniz, sizin için yatırım yaparken riskinizi azaltacak faktörlerden biridir. Şahsen eğer burada sadece birkaç yüz kişi olsaydı, birkaç bin kişi olsaydı, biz bu projenin topluluklar tarafından tutulmadığını düşünebilirdik. Yalnız bu kadar küçük piyasa hacmine sahip bir proje için çok güzel bir rakam. Bundan çok çok daha az adres sayısına sahip güzel projeler biliyorum. O yüzden bu rakamı gerçekten iyi diyeceğim. Topluluğun yine 10 bin kişiye ulaşmış olması, ana gruplarının. Türkiye grubu da var projenin. Birkaç yüz kişi var orada. Demek ki yavaş yavaş Türkiye'de de fark eden arkadaşlar olmuş. Her ne kadar kripto medyasında kimse fark edememiş olsa da Türkiye'de kendi öz araştırmalarıyla bu projeyi fark etmiş arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Arkadaşlar, şu anki fiyatı 39 sent civarlarında gidiyor geliyor. Borsaya ilk satışa çıktığı zaman zaten kimse 35 sentin altında alamadı. Birdenbire fırladı. Neredeyse işte burada zahmin ediyorum şurada bir iğne atmıştı. Yani bir dolarlara yaklaşmıştı. Sonra piyasaların çöküşüyle beraber minik bir çöküş olmuştu hatırlarsanız birkaç ay önce. Onunla beraber bir dip yaptı. Ondan sonra tekrar toparlanmaya başladı. Malum bu aralar piyasanın durumunu biliyorsunuz. İşte XRP'nin mahkeme ile ilgili haberleri vesaire, bütün kriptolarda bir düşüş oldu. Şu an alım için mükemmel bir noktada. Yani gerçekten yolun en başında ve en makul fiyatlardan alınmış olacak. Eğer ön satışlara katılamadıysanız çok çok büyük bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Zaten borsaya giriş fiyatına neredeyse yakın dip dibeler gördüğünüz gibi. O yüzden fiyat olarak da çok uygun bir noktada. Telegram sayısı 10 bin kişi. Bunu söylemiştik. Poz kriptosunun kullanım alanı. Token sahipleri topluluk olarak oylama yoluyla ürün geliştirmeye katılabilir. Yani projeye siz de yön vereceksiniz. Güzel bir şey. Stake yapabilirsiniz. Yılın ilk çeyreği, 2021'in ilk çeyreği stake yapma başlayacak. Ama şu an alanlar Uniswap'ta likidite havuzu oluştururlarsa, zannedersem en az bir Ethereum adeti kadar koymanız lazım. O zaman her hafta, her ay dağıtılan
belirli miktar ödül, zannedersem 150 bin poz aylık dağıtım yapılıyor. Size de payınıza düştüğü kadar paylaştırırlar. Ben şahsen bunu yapmadım. Çünkü Liquidity havuzlarında genelde birbirine eşit olmayan kriptolar koyulduğu zaman zarar etme çok oluyor. Ama yılbaşından sonra dediğim gibi gerçek staking başlayacak mainnetlerinde. Oraya gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Liquidity madenciliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bilmeyen arkadaşlar internetten araştırsın. O kadar detaylara giremeyeceğim. Dağılım içinde şöyle bir şey yapmış. İlk alıcılar, tohum alıcılar, bu en ucuz alan yatırım firmaları genelde %15 onlara ayrılmış. Özel alım yapanlar zannedersem 1-1,5 sentten aldılar yatırım firmaları. 2,5 sent veya 5 sent gibi bir fiyattan da özel alıcılar aldı. Ama borsalar bu fiyatı hiç görmedi. O kadar ses getirdi ki girer girmez direkt fiyat çok yükseldi. Fon için %22,5 ve borsalar için işte pazarlama, farkındalık, ortaklıklar, değişim listelerini içeren ekosistem büyümesi için %15. Ekibe ve danışmanlara ayrılan parası kripto adeti sadece %10. Gerçekten çok cömert davranmışlar. Bazı projelerde biliyorsunuz %15, 20, 25, 30'a kadar görmüşlüğüm var yani. %10 ve altını gerçekten çok makul buluyorum. Bu benim için artı bir puan. Ve %10 rezerv için ayrılmış. Kilit dağılımı 24 aya yayılmış arkadaşlar. Ve aşağı yukarı takım ve danışmanlar bir yıl boyunca kilitli kalacak kriptoları satamayacaklar. Bu da güzel bir güven veren bir şey. Yol haritaları da şöyle, size söylediğim gibi Ethereum üzerinde kuruldu. Yılın ilk çeyreğinde Polkadot platformuna taşınacak arkadaşlar. Ve 2021'in sonuna doğru da bütün uyumluluk dahil bütün güncellemelerini bitirmiş olacaklar. Şu an Minimum Viable Product çıktı arkadaşlar. Yani kısıtlı ilk versiyon. Çok az işlevselliği var. Buna rağmen çok iyi, olumlu geri dönüşler oldu. İlk çeyreğinde Polkadot'a girilecek. Belirli güncellemeler yapılacak. Staking başlayacak. İşte ikinci çeyrekte oylamalara katılabileceğiz. Ve dördüncü çeyrekte proje tamamen tamamlanmış olacak. Full versiyon, full işlevsel bir ürüne dönüşmüş olacak. Arkadaşlar, ben bu projeye 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Bence gerçekten çok umut vadeden bir proje. Burada ufak bir değerlendirme yazmıştım. Yakın zamanda başlatılan Polkadot ağındaki ilk projelerden biri olan Polkastarter, yakın geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan DEX temellerini bünyesinde barındırır. Polkastarter, farklı ağlarda geliştirmekte olan artan sayıda blockchain uygulamasıyla birden fazla projeyi entegre eden bir platform sağlamanın yolunu kesinlikle gösteriyor. Ancak Polkastarter'ın gidecek uzun bir yolu var. Yani bu daha çok yolun başında bir proje. Daha 2021'in tamamı geliştirmeyle geçecek. 2020'de ürün tamamlanmış olacak, 2022'de. 2022'den sonra ürünün yaygınlaşması bile 1-2 sene alabilir. Böyle projelere uzun vadeli bakmak zorundasınız. Biliyorsunuz Uniswap'ın şu an piyasa hacmi neredeyse 1 milyar dolarlara yakın. Gitti geldi o aralarda. Bu henüz daha 15 milyon dolarda. Yani yaklaşık 70-80 kat daha küçük bir proje. Eğer bu kadar ucuzdan girip çok karlar etmek istiyorsa insanlar uzun vadeli yatırımlarda gerçekten projeyi en başında yakalamalı. O zaman çok büyük fırsatlar sunar. Almayı düşünen arkadaşlar iyice araştırdıktan ve emin olduktan sonra projelere başında girerlerse kar marjları çok çok daha yüksek olacaktır. Arkadaşlar proje şu an için Uniswap, Gate ve MXC, bir de Poloniex ve Blacksea'de satılıyor. Ethereum veya USDT ile alabiliyorsunuz. Proje Medium, Telegram, Twitter ve LinkedIn sayfaları var. Ben baktım, bayağı bilgilendirici bilgiler de mevcut. Sürekli güncelliyorlar. Takiplerini çok iyi yapıyorlar. Şu an piyasada benim bildiğim Alpha Finance diye bir rakipleri var.
yakın özelliklerle rakip olarak çıkacak. Proje ne alemde bilmiyorum ama henüz daha pek bir ses getirmedi. Burada da var olan potansiyel rakipleriyle kıyaslama yapmışlar. Diğer rakiplerinin Uniswap dahil kendilerinde olan hiçbir özelliği neredeyse barındırmadığını iddia ediyorlar. Birkaç tane orta ölçekli yatırım firması da katılmış tohum alıcı olarak firmaya. İşte Oracle olarak DIA ile anlaşma yapmışlar falan. Bunlar bazı ortakları. Yani bu kadar. Daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar videoyu. Son olarak size şunu göstermek istiyorum. Burası web sitesi. Şimdiden burada yeni kripto firmaları kendi kriptolarını satışa çıkarttılar. Bunların içerisinde bayağı ses getiren bir tane de var. MahaDAO dediğimiz satışa çıktıktan birkaç dakika sonra tükendi. Hiç kimse alamadı. Bu bitti, bu bitti. Bunların hepsi bitti arkadaşlar. Burada field yazıyor gördüğünüz gibi. Yani o kadar çok ses getirdi ki insan, zaten çoğu insan alamadı bile. Ben dahil şahsım almaya çalıştım bir miktar. Alamadım. Ethereum sağ olsun gas ücretleri deli gibi fırladı. 50-100 dolarlara fırladı. Vazgeçtim, alamadım. Pes ettim. Arkadaşlar projeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ben burada çok derin konulara girip bir saat uzunluğunda video yapmayı doğru bulmuyorum. Bir de yatırıma yeni girmiş, sadece basit genel bilgileri ihtiyacı olan arkadaşlar için çok fazla böyle teknik detaylara girmeyi doğru bulmuyorum. Bu işlerde de çok iyi değilim açıkçası. Ben sadece burada bilgileri sizinle paylaşmak için amatör bir şekilde bunları yapmaya çalışıyorum. Kendi tecrübelerimi sizinle burada paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.